Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Kıymetli takipçilerimiz, NATO geri adım attı. İsveç, Finlandiya'nın NATO üyeliği onaylarına dair karar Türkiye'ye aittir şeklinde başkan bir açıklama yaptı. NATO Genel Sekreteri ve Başkanı, İsveç, Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusunun onaylanma sırasının önem taşımadığını, onaylara dair nihai kararın Türkiye'ye ait olduğunu söyledi. Değerli takipçilerimiz, Genel Sekreter, en önemli şey İsveç, Finlandiya'nın yakında ittifakın üyeleri olması gerekiyor. Bunun için bastıracağım, yarın Türkiye'ye gideceğim, el alacağım konulardan birisi de bu olacaktır şeklinde bir açıklama yaptı. NATO Genel Sekreteri, Brüksel'deki NATO karargahında yapılmıştı. NATO Savunma Bakanları toplantısının bitiminde bir basın toplantısı düzenledi. İsveç Devleti ile Finlandiya Devleti NATO üyelikleriyle beraber ayrı ayrı onaylanması hakkında görüşü sorulan Genel Sekreter, iki ülkenin birlikte başvurusu yaptığını, Türkiye Devleti ile muhtıra imzaladığını, kendisinin de Türkiye'ye iki ülkenin üyeliğiyle beraber onaylama çağrısını yaptığını hatırlatarak şu ifadeleri kaydetti. Benim pozisyonum değişmedi. İsveç, Finlandiya'nın onaylanmak için aynı durumda olup olmadığı konusunda Türkiye'deki farklı değerlendirmeler olduğunu görüyoruz. Bu Türkiye'nin bir kararıdır. Türkiye'nin elinde iki belge var. Birisi Finlandiya, diğeri İsveç'le beraber yapılan muhturalardır. 30 müttefik İsveç, Finlandiya'yı davet etti. 30 müttefik katılım protokollerini onayladı. Şimdi her bir müttefik ülkenin üyeliğine onay vermesi gerekiyor. 28 ülke hali hazırda onay vermiş bir vaziyette. Türkiye ve Macaristan onay vermedi. Bu sebeple iki ülkeyi birlikte onaylama ki ben bunu tavsiye ettim ve yalnızca bu katılım protokolünü onaylama kararı sadece Türkiye'ye aittir. Bu NATO kararı değil, Türkiye'nin nihai kararıdır şeklinde bir ifadeyi kullandı. İlerleyen saatlerimizde buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.